Yaklaşık 55 bin kişi baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastanelere koştu. Kahramanmaraş ve Erzurum'daki içme suyundan zehirlenme vakaları için kırmızı alarm verildi. Bu önlemlerin almasını istiyoruz. Biyolog Ahmet Süha Derekaya zehirlenme olaylarını ulusal kanala değerlendirdi. Suyun kaynağından itibaren bir kere koruma altına alınması lazım. Yani sağlıklı bir teknik korumanın sağlanması gerekli. Derekaya sorunların çözülmesi için acil atılması gereken adımları sıraladı. Olay olmadan, vaka olmadan önce denetlenmesi gerekmektedir. Arıtma aşamalarında modern bir şekilde çağlaş, bilimsel normlara uygun bir şekilde bunların arıtmaları yapmaları gerekli. Ondan sonra da iletim hatları çok önemli, depolarımız çok önemli. İletim hatlarına olan sızıntı, depolara olan sızıntı ve oradaki lokal kontamine dediğimiz mikropların, bakterilerin ve virüslerin bulaşmasından dolayı yaygın bir şekilde ne oldu? Musluklardan bu su aktı ve vatandaşımıza da hiçbir uyarı yapılmadığı için bu suları içti. Neden uyarı yapılmadı? Bunları denetleyebilecek, ön bilgi alabilecek, ivedilikle bir bilgi alabilecek sağlıklı modern laboratuvarlarımız olmaması, bu laboratuvarlara çalışabilecek personelimizin teknik sağlık yönünden bilgilerden yetersiz olması, bunlar yapılmadığı için yani önceden bir hazırlığımız yok. Derekaya önemli bir tehlikeye de işaret etti, yetkilileri uyardı. Okullar biliyorsunuz yaz aylarına kapalı. Okullara giden depoların da bekleyen sular vardır. Okullara giden hatlar üzerinde, hatların içerisinde bekleyen sular vardır. Bunların okullar açılmadan önce tahliye edilmesi gerekli. Bir, dezenfekte edilmesi. İki, ondan sonra o çocuklara o suların içilmesi gerekli. Eğer o bekleyen çocuklar okul açıldığı zaman musluğu açar, o suları içerlerse her türlü enfeksiyon riski taşıyan bakterilerle karşı karşıya kalırlar, virüslerle karşı karşıya kalırlar ve bir sürü hastalıkla tanışmış olurlar ve üzücü olaylara sebep olabilir. İlgili birimlerle birlikte almaları gereklidir.